Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yazmış olduğu Hoş Geldin Atatürk eserinden anekdotlarla Mustafa Kemal Atatürk'ün dindar yönünü sizlere anlatmaya çalışacağız. Bugüne kadar anlatılmayan, gizlenen, saklanan, yalan ve yanlış anlatılan Atatürk'ü bu eser tüm çıplaklığıyla beraber önümüze koyuyor. Evet, bunun içindir ki Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk bu milletin inancıdır, imanıdır, örfüdür, ahlakıdır, ehli beyt duruşudur. Evet, giriş kısmından, Atatürk vatandır, giriş kısmından birkaç cümleyle ara başlıklar sunacağız sizlere. 2002 senesinden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in Ehl-i Beyt soyundan geldiğini anlatıyoruz, kaleme alıyoruz. Bu çalışmalarımızı bir yandan milletimizin atasını doğru tanıması adına büyük bir hizmet olarak görürken, diğer yandan da bir Osmanlı paşasının annesine karşı atılan iftirayı def etme anlamında bir vazife kabul ediyoruz. Gerçek Atatürk'ü kaleme almak, inanınız dünya ve ahiret vebalinden kurtuluştur. Zira ileride belgeleri ile ortaya koyduğumuz şekliyle Mustafa Kemal, hem ana hem baba tarafından soyu Ehl-i Beyt'e dayanan Kutbul Aktab, yani tasavvuftaki en büyük makama erişmiş büyük bir velidir. Yokluk içerisinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen zafer de ancak böyle bir Allah dostunun eliyle gerçekleştirilebilir. İmam Rıza'nın torunlarından olan Atatürk'ü bu zaferi götüren güç Ceddi İmam-ı Ali'nin elidir. İmam-ı Ali'nin ona olan manevi desteğidir. Araştırmalarımız sonunda ulaştığımız gerçekler Seyyid bir Ali Rıza Efendi ve Mevlana'nın hocası Şems-i Tebrizi'nin soyundan gelen bir Zübeyde Hanım ortaya çıkardı. Düşünebiliyor musunuz? Kimin ailesinde bu kadar mübarek bir soy var ve kim hakkında bu aile hakkında ortaya atılan iftiralar kadar ağır ithamlarla karşılaşırsınız? Yapılanlar Mustafa Kemal ile İmam-ı Ali arasındaki bağı kesme gayretinden başka hiçbir şey değildir. İngiliz ve Yunan ajanlar vasıtasıyla yayılan o dinsizdir, annesi ahlaksız bir kadındır şeklindeki iğrenç iftiralar bizim ortaya çıkardığımız belgeli ve yaşayan şahitlerin beyanlarından sonra hükmünü tamamen yitirmiştir. Neredeyse 10 yıldır Atatürk'ün nesebini ve dindar kimliğini anlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim gayretlerimize kayıtsız kalmayarak tek hutbe irad eden Cumhurbaşkanı'nın Atatürk olduğunu ifade etmeye başladı. Eserimizin ilk bölümü onun Ehl-i Beyt soyundan geldiğini, Bektaşi olduğunu, namaz kıldığını ve dindar bir devlet adamı olarak yaşadığını anlatan şahitlerin beyanlarından oluşmaktadır. Bizden alınan destekle konuşulmaya başlanılan dindar Atatürk elbette bizleri çok memnun ediyor. Ancak bu hakikatlerin, güzel anların baskı veya çeşitli nedenlerle Cumhuriyet tarihi boyunca gizlenmesi de bir o kadar bizleri üzüyor. Bu geç kalmış çalışma nedeniyle atanın manevi şahsından özür diliyor. Kutbul Aktab seçilmiş bu insana ve ailesine karşı yaptığımız hizmette duasını bekliyoruz. Araştırmak, okumak, dinlemek zorundayız. Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır diyoruz. Atatürk devletini, vatanını, milletini ve dinini satmamış, bunlar konusunda pazarlığı söz konusu bile etmemiştir. Müslüman ve dindar bir kimliğin dinsiz gösterilmesi, onun kurduğu devletin de dinsiz olduğu yanılgısına insanları ikna içindir. Mustafa Kemal hem ana hem baba soyundan seyyiddi. Ana tarafından seyyiddi. Zira Zübeyde Hanım'ın soyu Seyyid Feyzullah Efendi'ye dayanmaktadır. Babası Ali Rıza Efendi Osmanlı arşiv kayıtlarında Seyyid olarak yazmaktadır.
canlı şahitlerin beyanı ile Atatürk Ehlibeyt soyundan gelen bir Bektaşi'dir. Burada önemli olan Atatürk'ün bir Bektaşi olup İmam Ali'nin varislerinden kabul edilmesidir. Asıl gizleme Gazi ile İmam Ali arasında kurulacak bu bağın kesilmesi içindir. Oysa milli mücadelenin ilk anından itibaren Mustafa Kemal manevi gücünü Bektaşi dergahından almış, zahirde de asker kuvveti olarak onlardan savaş boyunca destek görmüştür. Zaten Büyük Kurtuluş mücadelesini de Hacı Bektaş dergahında evladını önüme rehber eyledim, meydana çıkıyorum, yüzümü utandırma duasıyla başlaması da bunun bir ispatıdır. Evet sevgili izleyenler, hoş geldin Atatürk'ün kitabının 219. sayfası Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk başlıklı ve ilk cümle gerçekten altı çizilmeklik bir cümledir. Atatürk'ün dinsiz olduğunu söyleyenlere en güzel cevap Kurtuluş Savaşı'dır aslında. Zira Batı'nın emperyalist işgaline karşı başlatılan bu savaş büyük bir yokluk içerisinde silahsız, cephanesiz ama tam bir iman gücüyle başlamış ve aynı ruhla kazanılmıştır. Kuvva hareketi olarak ifade edilen ilk direnişlerde milli mücadeleyi başlatanlar arasında dönemin müftüleri, hocaları yani din adamlarının rolü yadsınamaz. Nakşi şeyhlerin İngilizlere destek aradığı Mustafa Kemal'i idam edin ve kuvva hareketini durdurun fetvaları verdiği günlerde gerçek iman ehli hocalar halkı Mustafa Kemal ile beraber olmaya çağırmışlardır. Kendi ifadeleriyle Atatürk, ben bir amel, ibadet Müslümanı olamadım ama ben bir cihat Müslümanıyım demektedir. Ömrü at sırtında cephelerde küffara ve haçlıya karşı savaşmakla geçmiştir. Denilebilir ki sevgili izleyenler Mustafa Kemal tüm hayırları toplayıp alıp gitmiştir. O bir cihat Müslümanıdır. Ben İslami alanda vukuf sahibiydim. İslam tarihini çok iyi bilirim. Kur'an'ı da bilirim, dinimizi de. Müslümanlığı çok dikkatle inceledim. Hazreti Peygamber'in hayatını okudum. 4 ciltlik tarih hazırlanırken 4 halife dönemini ben yazdım. Benim bu yönüm dinci ve inkarcı yobazlar tarafından hep gizlenmiştir. Evet doğru, ben bir ibadet Müslümanı değildim. Ancak ben bir cihat Müslümanıyım. Cephelerde askerin namaz kılabilmesi için yer ayıran, hafızları cepheye sokarak Kur'an okutan, ellerini kaldırarak askerlerine dua eden ve bunlara herkesin şahit olduğu bir komutandır Mustafa Kemal. İçinde bulunduğu imkansızlığı nutukta şöyle kaleme almıştır Mustafa Kemal. Ben ilk defa bu işe başladığım zaman en akıllı ve düşünür geçinen bir takım kimseler bana sordular. Paramız var mıdır? Silahımız var mıdır? Yoktur dedim. O zaman o halde ne yapacaksın dediler. Para olacak, ordu olacak ve bu millet bağımsızlığını kurtaracaktır dedi. Evet bu sözler sevgili izleyenler eşsiz bir iman ve inançla ancak açıklanabilir. Mustafa Kemal'in hayatı incelendiğinde gerek gençlik yıllarında gerek harp döneminde ve sonrasında genç cumhuriyetle beraber gelişen süreçte dine aykırı tek bir sözü yoktur. İslam dini için söylenmiş övgü dolu sözler ona aittir. Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. İnsana hüzün verir. Mutlaka bir şeye inanacağız. Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir. İslam dini hepsinden üstündür. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden fenalıklar hep din kisvesi altında küfür ve melanetten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar. Halbuki elhamdülillah hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız. Malumunuz olduğu üzere sevgili izleyenler birçok hafız vardır Atatürk'ün yanında. Ve hiçbir zaman yanından onları ayırmaz. Kur'an-ı Kerim dinlettirir. Ve hayatta en çok has, feyiz aldığı şeylerden bir tanesi de makamlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim dinlemektir.
ve her dinlediğinde de gözyaşlarına boğulmuştur Gazi Paşa Hazretleri. Evet, Hafız Yaşar Okur Hoca 15 yıl yanından ayrılmamış. Atatürk'le 15 yıl Dini Hatıralar isimli küçük bir kitapçık kaleme almıştır. Başlangıç kısmında şunları yazar. Öteden beri Atatürk'ün dine karşı güya kayıtsız kaldığını iddia eden bir takım bedbahtlar, hem bu eşsiz kahramanın hem de asil Türk milletinin mukaddes inançlarına saygısızlık göstermişlerdir. 15 yıl yanında bulunmamın bana verdiği hak ve selayetle diyebilirim ki, Atatürk dine karşı hiçbir zaman kayıtsız kalmamış, yalnız dini istismar edenlere cephe almıştır. Denilebilir ki, Mustafa Kemal'in davası İslam'ın ve Müslümanların korunmasıdır. Kendi beyanı ile o bir cihat Müslümanıdır. İbadet konusunda eksiklikleri vardır. Ancak hayatının hiçbir döneminde bir haramı helal ya da bir helali haram yapmaya kalkışmamıştır. Siz hangi dinsizlikten bahsediyorsunuz? Kur'an okutmaktan, dinlemekten bu kadar zevk alan ve doğru okunduğunu takip eden, ona gereken manevi değeri veren bir insan. Karşınızda birçok hafızdan daha iyi Kur'an okuyan ve mealini de bilen dindar bir Mustafa Kemal var. Onun Kur'an-ı Kerim dinlerken gözlerinden yaşlar akıtmasını, savaş günlerinde dahi hafızları yanında bulundurarak Kur'an okutmasını hangi kafirlikle izah edebilirsiniz? Onu dinsiz diye anlatan sakallı cübbeliler acaba Kur'an-ı Kerim'e onun kadar hakim midirler? Evet sevgili izleyenler, Atatürk'ün bir vasfı özelliği de sürekli okullara gidip derslere katılıp hocalarla beraber tüm dersi dinlemektir. Birçok hatıra var hayatında. Bunlardan bir tanesi Trabzon Kavak Meydan Ortaokulu'na giriyor. Bir öğrenci İnşirah Suresini okutturuyor. Din dersi hocası Vasfı Hoca yanındadır. Kendisi malini tefsirine veremiyor. Bir ufaktan paylıyor kendisini. Ve yine yanında Tevfik Hoca vardır. Kendisi bizzat İnşirah Suresini tecvid kurallarına uyarak güzel bir şekilde okuyor. Ondan sonra manasını ve tefsirini veriyor. Evet, eserden okuyoruz. Söz konusu sureyi tecvid kurallarına uyarak kendisi okudu. Sureyi hepimizin anlayacağı Türkçe kelimelerle yorumladı, tefsir etti. Tevfik Hoca'ya sureyi okurken ve yorumlarken bir yanlışlık yapıp yapmadığını sordu. Tevfik Hoca önce ak sakalını sıvazladı. Atatürk'ün yüzüne gözlerinin içi gülerek baktı. Atatürk'ün sorusuna şöyle yanıt verdi. Paşam, kutsal dinimiz yalan söylemeyi ve ikiyüzlülük yapmayı bağışlanmayacak suçlardan sayar. Bu gerçeği göz önünde tutarak konuşuyorum. İnşirah suresini tecvid kurallarına uyarak ve her kelimenin hakkını vererek okudunuz. Yorumunu da halkımızın konuştuğu arı ve duru bir Türkçe ile yaptınız. Siz Allah'ın milletimize armağan ettiği eşsiz bir lidersiniz. Evet, dinsiz olduğu iddia edilen Atatürk'ün yakınlarına Kur'an-ı Kerimler hediye ettiği bilinen başka bir hakikattir. Evet sevgili izleyenler, saklanan bir gerçek daha vardır, onu da söyleyelim burada. Atatürk meclisten çıkarmış olduğu bir kanunla Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümünü milli bayram ilan etmiş bir kişidir. Evet, hayatında çok gizlilikler ama çok gizlilikler var. Tabir yerindeyse sevgili izleyenler, öldükten sonra tüm tutum davranışlarıyla, inkılaplarıyla beraber yerin tam yedi kat dibine gömülmüştür Gazi Paşa Hazretleri. Tamamen bizlere yalan ve yanlış tanıtılmıştır. İşte bu yalan ve yanlışları tuz buz eden eser, bu eser. Yüzyılın eseri. Hoş geldin Atatürk. Bu eserde sevgili izleyenler, gerçek dindar Mustafa Kemal Atatürk var. Bu milletin inancı, bu milletin imanı Atatürk var. Bu kitap bizim başucu kitabımız olmak zorundadır.
çoluk çocuğumuzun okuması gereken, ezberlemesi gereken bir kitaptır. Ben şahsen sevgili izleyenler 3 defa çizerek okudum. Doyamıyorsunuz bu esere. Alıp götürüyor sizleri. Atatürk'le beraber yeniden doğuyorsunuz. Bu ülkeyi, bu milleti kurtaracak olan, din bir ayağa kaldıracak olan bir eserdir bu eser. Bu eserin ve müellifinin kadri kıymetini bilelim. Evet, Peygamber Efendimiz hakkında birçok sözü, birçok anlamlı sözleri var Gazi Paşa Hazretleri'nin. İşte onlardan bir tanesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir. Fakat onun adı sonsuza kadar ölümsüzdür.